sizliğin dinleri materyalizm ve darwinizm maddecilik yani günümüzde kullanılan adıyla materyalizm tarihin çok eski dönemlerinden bir var olan fikir sistemlerinden biridir materyalizm tek gerçek varlığı madde olduğunu savunur bu batıl anlayışa göre madde ezelden beri vardır ve sonsuza kadar da varlığını sürdürecektir materyalizmin en önemli özelliği ise bir yaratıcının varlığını ve her türlü dini inancı reddetmesidir yeryüzünde dinsizliği kendine temel prensip edinen pek çok akım, ideoloji ve fikir sistemi bulunmaktadır. Ancak materyalizm, dini inkar eden bu akımların büyük bir bölümünün temelini oluşturur. Diğer bir deyişle dinsizliğin en etkin dini materyalizmdir. Maddeci anlayışa Sümerlerden eski Yunan dinlerine kadar tarihin her döneminde rastlanmıştır. Ancak bu batıl inanış asıl olarak 19. yüzyılda yaygınlaşıp yerleşik bir fikir sistemi haline gelmiştir çok büyük bir hızla yaygınlaşan bu maddeci anlayışın önünde her zaman için önemli bir engel bulunmuştur. Maddenin ezeli olduğunu iddia eden materyalizmin önündeki bu büyük engel, evrenin ve canlılığın nasıl meydana geldiği sorusudur. Aynı yüzyıl içinde Charles Darwin'in ortaya attığı evrim teorisi, materyalistlerin önünde bir engel teşkil eden bu soruya tam da onların aradıkları ama aslında hiçbir geçerliği olmayan cevabı vermiştir. Darwin'in ortaya attığı asılsız teoriye göre cansız maddeler kendi kendilerini rastgele gelişen bazı olaylarla organize etmişler ve bunun sonucunda ilk hücre tesadüfen var olmuştur. Ve Darwinizme göre yeryüzündeki canlıların tümü bu ilk hücrenin tesadüfler sonucunda evrimleşmesiyle meydana gelmiştir. Darwin bu iddialarıyla aslında bilim tarihindeki en büyük yanılgının mimarıdır. Hiçbir somut bilimsel bulguya dayanmayan teorisi, kendisinin de kabul ettiği gibi sadece bir mantık yürütmedir. Hatta Darwin'in Türlerin Kökeni isimli kitabındaki teorinin zorlukları başlıklı uzun bölümde itiraf ettiği gibi, evrim teorisi birçok önemli soru karşısında çaresiz kalmıştır. Yine de Darwin, bilim geliştikçe teorinin önündeki bu zorlukları aşabileceğini ve yeni bilimsel bulguların teorisini güçlendireceğini ummuştur. Bunu da kitabında sık sık belirtmiştir. Ancak gelişen bilim, Darwin'in umutlarını tam aksine teorinin temel iddialarını birer birer dayanaksız bırakmıştır. Öyle ki evrim teorisi bugün Lehinde yürütülen tüm propagandalara rağmen, Avustralyalı ünlü moleküler biyolog Michael Denton'ın Evrim: Kriz İçinde Bir Teori adlı kitabında vurguladığı gibi, kriz içinde bir teoridir. Ancak 19. yüzyılda evrim teorisiyle ilgili bilimsel gerçekler bilinmiyordu ve kendilerine bilimsel destek arayan materyalistler için bu teori kaçırılmayacak bir fırsattı. Çünkü Charles Darwin teorisine dayanarak bir yaratıcının varlığını inkar ediyordu. O dönemde insanların başıboş tesadüflerin etkisiyle cansız maddelerden oluştuğu iddiası materyalistlerin en fazla duymak istedikleri şeydi. Evrim teorisine getirdiği eleştirilerle ve yayınladığı kitaplarla akademik çevrelerde çok saygın bir yere sahip olan Chicago Üniversitesi profesörlerinden Philip Johnson, evrim teorisinin dinsiz fikir akımları için taşıdığı önemi şöyle açıklar. Darwinizm'in kabul edilmesi Allah'ın varlığının inkar edilmesi anlamına geliyordu ve sonuç olarak Allah'ın vahyine dayalı dinin yerine evrimsel naturalizme dayalı yeni bir inanç oluşturuldu. Bu yeni inanç sadece bilimin değil hükümetlerin, hukukun ve ahlakın da temel inancını oluşturdu. Modernizmin temel dini felsefesi sayıldı. Peki Johnson'un az önce okuduğumuz sözleriyle de ifade ettiği bu dinsiz felsefenin sahiplerinin gerçek amaçları nedir? Allah'ın varlığı ve din ahlakını inkar eden bir toplum oluşturmak isteyen materyalistler, insanın karşısında kendini sorumlu hissedeceği bir varlık olmadığını iddia ederler. Kendi çarpık anlayışları nedeniyle insanın başı boş ve sorumsuz olmasını ve hiç kimseye hesap vermek zorunda olmamasını isterler. Materyalistlerin bu cahilce tutkusu, materyalist bir bilim adamı tarafından şöyle özetlenir. İnsan, evrende anlama kapasitesine ve potansiyeline sahip tek varlıktır. Ama bilinçsiz, ve akılsız maddelerin bir ürünüdür. Böylece dünyaya gelişini kendi başarmış olan insan sadece kendisine karşı sorumludur. Okuduğumuz alıntıda ifade edilenin ne kadar mantıksız bir çıkarım olduğu akıl ve vicdan sahibi her insanın rahatlıkla anlayabileceği bir gerçektir. Bu sözlerin sahibi olan materyalist bilim adamı insanın dünyaya gelişinin kendi başarısı olduğunu iddia eder. Oysa açıktır ki insan dünyaya gelişinin hiçbir aşamasında irade kullanmamış ve karar yetkisine de sahip olmamıştır. Allah insanı yeryüzünde kusursuzca var etmiş ama tarih boyunca materyalist zihniyetin kendini sorumsuz hissetme tutkusunu onu bilinsiz ve akılsız maddeden bilinçli ve akılcı planlamalar bekleme hezeyanına sürüklemiştir. Ayrıca şunu da hatırlatmak gerekir ki dinsizlerin az önce ifade edilen bu başıboş ve sorumsuz bırakılma istekleri sadece 19. ve 20. yüzyılda yaşayan materyalistlere ve evrencilere ait değildir. Allah Kur'an'da geçmiş topluluklarda da aynı düşünce yapısına sahip insanların bulunduğunu şu şekilde bildirmiştir. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. İnsan kendi başına ve sorumsuz bırakılacağını mı sanıyor? Kendisi akıtılan meniden bir damla su değil miydi? Sonra bir alak embriyo oldu. Derken Allah onu yarattı ve bir düzen içinde biçim verdi. Böylece ondan erkek ve dişi olmak üzere çift kıldı. Öyleyse Allah ölüleri diriltmeye güç yetiren değil midir? Kıyamet Suresi 36 40. Allah insanı bir damla sudan yaratmış, ardından ayetlerde de bildirildiği gibi ona düzen içinde biçim vermiştir. Yani insanın kendi varlığı hakkında herhangi bir karar yetkisi yoktur. Çünkü yaratılmıştır. Ama Allah'ın bu apaçık lütfuna rağmen kimi insanlar az önceki örnekte görüldüğü gibi kendi iradeleriyle yeryüzünde bulundukları ve başıboş oldukları iddiasında bulunabilmektedirler maddeci fikir sistemlerinin ve evrim teorisinin sorumsuz, başıboş insan özlemi günümüzde de toplum yapısına, bilim ve fikir dünyasına hakimdir. Bu sebeple manevi değerleri içe sayan, toplumdaki dirlik ve düzeni sağlayan tüm ahlaki değerlere karşı savaş açan bu çarpık anlayışın bir sonucu olarak giderek artan bir hızda ahlaki dejenerasyona uğrayan nesiller yetiştirilmiştir. Bugün bilim, materyalist düşüncenin ve evrim teorisinin geçersiz olduklarını hiçbir bilimsel delilde dayanmadıklarını, hatta bilimsel bulgularla yalanlandıklarını açıkça göstermektedir. Ancak 150 yıl boyunca ısrarla sürdürülen toplumsal telkin nedeniyle materyalist düşünce ve evrim teorisi hala birçok insan tarafından sanki ispatlanmış bir gerçek gibi savunulmaktadır. Çünkü bu anlayışın öncülerinin Allah'ın varlığını inkar edebilmeleri, insanları din ahlakından ve her türlü manevi değerden uzak tutabilmeleri için materyalizme ve evrim teorisine ihtiyaçları vardır. Aksi takdirde ellerinde dinsizliklerini telkin edebilecekleri herhangi bir malzeme kalmayacaktır. Neden? Bilimin yalanladığı bir teoriyi hala savunuyorlar. Günümüzde pek çok bilim adamı bilimsel gerçeklere rağmen neden hala evrim teorisini ve materyalizmi savunduklarını aslında açıkça itiraf etmektedir. Örneğin Philip Johnson, evrim teorisinin ateşli savunucularından ve günümüzün en koyu materyalistlerinden biri olan Harvard Üniversitesi'nden genetikçi Richard Levontin'in bir bilim adamı olarak amacını belirttiği cümlesini aktarmış ve şu yorumu yapmıştır: Asıl sorun insanlara en yakın yıldızın ne kadar uzakta olduğunu göstermek veya hangi genlerin hangi bilgiyi içerdiği hakkında bilgi vermek değildir. Asıl sorun insanların dünya ile ilgili irrasyonel ve doğaüstü açıklamaları reddetmelerini sağlamaktır. İnsanların öğrenmesi gereken ister beğenin ister beğenmeyin şudur: Biz Tüm fenomenleri maddelerin arasındaki maddi ilişkilerden doğan, maddi bir dünyada yaşayan maddi varlıklarız. Diğer bir deyişle de insanlar Allah'ın varlığını inkar eden materyalizme inanmalıdır. Levontin'in bu ifadeleri, maddeci fikirleri savunan aslında nasıl çarpık bir mantık anlayışına sahip olduklarını da göstermektedir. Çünkü bugün bilimin ortaya koyduğu gerçekler, materyalizmin öne sürdüğü iddiaların akıl ve mantıkla taban tabana zıt olduğunu ortaya koymuştur. Ama materyalistler her türlü bilimsel delile rağmen körü körüne bağlandıkları inançlarını korumakta kararlıdırlar. Ve bu uğurda hizmetlerini sürdürmektedirler. Sydney Üniversitesi'nden antropolog Dr. Michael Walker da evrim teorisine neden hizmet edildiğini şöyle açıklar. Birçok bilim adamı ve teknoloji uzmanının Darwin'in teorisine onay veriyor olmalarının tek nedeninin bu teorinin yaratıcının varlığını reddetmesi olduğunu kabul etmek zorundayız. Darwinizmin bilim dışı iddialarını reddeden saygın bilim adamı Philip Johnson ise Darwinizmin neden bilimin dinsiz liderleri için yeri doldurulmaz bir önemi olduğunu ve neden her ne pahasına olursa olsun onu korumaya çalıştıklarını şöyle anlatır. Modern bilimin liderleri kendilerini dindarlara yani bir yaratıcının var olduğuna inananlara karşı girişilen bir savaşın öncüleri olarak görmekteler. Darwinizm ise dine karşı girişilen bu savaşta yeri doldurulmaz ideolojik bir rol oynamaktadır. İşte bu nedenle bugün bilim çevreleri Darwinizmi test etmeyi değil ne olursa olsun korumayı kendilerine amaç edinmişlerdir. Bilimsel araştırmaların kuralları da bu ideolojiyi doğrulayacak şekilde belirlenmektedir. Materyalist ve ateist felsefenin en önde gelen savunucuları ve bunları tüm dünyaya yaymayı kendilerine hedef edilen dinsizliğin önderleri Johnson'un da belirttiği gibi Darwin'in evrim teorisine kendi ideolojilerine sözde bilimsel dayanak sağladığı için sahip çıkmışlardır bu durumun örneklerine geçmişte evrim teorisinin ilk ortaya atıldığı günlerde de rastlanmıştır. Örneğin, diyalektik materyalizmin kurucularından din düşmanı Frederick Engels, evrim teorisinin kendi savunduğu fikirler açısından ne kadar önemli olduğunu defalarca ifade etmiştir. Engels, Darwin'in Türlerin Kökeni kitabını okuduktan sonra şöyle demiştir. Bizim teorimiz evrim teorisidir. Ezberlenecek ve mekanik olarak yinelenecek bir dogma değildir. Diyalektik materyalizmin diğer ünlü ismi Karl Marx ise yakın dostu Engels'e yazdığı bir mektupta Darwin'in hakkındaki düşüncelerini şöyle ifade etmiştir: "Bizim görüşlerimizin tabii tarih temelini içeren kitap işte budur." Amerikalı botanik profesörü Conway Zirkel ise komünizmin kurulcuları olan Marx ve Engels'in Darwinizm'i neden benimsediklerini okuyacağımız sözleriyle açıklar. Marx ve Engels evrim teorisini Darwin'in Türlerin Kökeni adlı kitabını yayınlar yayınlamaz benimsediler. Evrim, komünizmin kurucuları için insanlığın doğaüstü bir gücün müdahalesi olmadan nasıl ortaya çıkmış olabileceği sorusuna getirilen cevaptı ve dolayısıyla savundukları materyalist felsefenin temellerini desteklemek için kullanılabilirdi. Dahası, Darwin'in evrimi yorumlama biçimi, yani evrimin bir doğal seleksiyon süreci içinde geliştiği teorisi onlara o zamana dek hakim olan teolojik yani dini düşüncelere karşı koyma fırsatı veriyordu. Doğal seleksiyon teorisi sayesinde bilim adamları organik dünyayı materyalist bir terminolojiyle yorumlama şansı elde etmiş oluyorlardı. Bu ifadelerden de açıkça anlaşıldığı gibi materyalist bir dünya görüşüne sahip olan Marx ve Engels'in Darwin'i desteklemelerinin ardındaki tek neden dine olan düşmanlıklarıydı. Aslında bilimsel açıdan hiçbir değeri olmayan, yalnızca Darwin'in hayal gücünden kaynaklanan bazı mekanizmalara ısrarla sahip çıkmaları bu yüzdendi. Nitekim Engels bir kitabında Darwin'in teorisini niçin önemli gördüğünü şöyle ifade etmişti. Darwin, bütün organik varlıkların, bitkilerin, hayvanların ve insanın kendisinin milyonlarca yıldır ola gelen bir evrim sürecinin ürünleri olduğunu kanıtlayarak metafizik doğa görüşüne en ağır darbeyi indirdi. Görüldüğü gibi Engels, evrim teorisinin yeryüzündeki milyonlarca çeşit canlının nasıl var olduğunu açıklayabildiğini zannetme yanılgısına düşmüştü. Ama Darwin'in teorisinin kanıtlanmış olduğunu zanneden ve dönemin bilimsel açıdan geri kalmışlığını ortaya koyan yalnızca Engels değildi. Geçmişte yaşamış komünist ve dinsiz liderlerin en kanlısı olarak bilinen Joseph Stalin'de de otobiyografisinde evrim teorisine verdiği öneme şöyle dikkat çekmişti: Okullarımızdaki öğrencilerimizin zihnini 6 günde yaratılış efsanesinden temizlemek için onlara üç şeyi özellikle öğretmeliyiz. Dünyanın yaşını, jeolojik orijinini ve Darwin'in öğretilerini. Görüldüğü gibi materyalist inanışa sahip fikir akımlarının ve Darwin'in evrim teorisinin ortak oldukları nokta dinsizliktir. Bu fikri akımların savunanların yegane amaçları insanların tamamına Allah'ın varlığını inkar ettirebilmektir. Allah, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Biz onları ateşe çağıran önderler kıldık. Kıyamet günü yardım görmezler ayetiyle insanların inkar etmeleri için çaba sarf eden bu liderlerin varlığını Kur'an'da bildirmektedir. Ancak Allah başka bir ayette insanları inkara sürükleyenlerin uğrayacakları sona da şöyle dikkat çekmektedir. Kolmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Allah'ın ayetlerini yalanlayandan ve insanları ondan alıkoyup çevirenden daha zalim kimdir? Ayetlerimizden alıkoyup çevirenlere bu engelleme ve çevirmelerinden dolayı pek çetin bir azapla karşılık vereceğiz. Enam suresi 157 materyalizmin çökertilmesi, aynı zamanda dünya üzerinde gün geçtikçe daha fazla yaygınlaşan dinsizliğin ortadan kaldırılması anlamına gelmektedir. Bunun içinse insanlara maddenin ezeli ve ebedi olmadığını anlatılması ve evrim teorisinin bilimsel açıdan tamamen geçersiz bir teori olduğunun duyurulması gerekmektedir. Bu sayede Allah'ın varlığını inkar eden düşünce sistemlerinin tamamı yok edilmiş olacaktır. Bu materyalizmi bekleyen kaçınılmaz sondur. Allah'ın bir ayetinde buyurduğu gibi. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Onların içinde bulundukları şey din mahvolucudur ve yapmakta oldukları şeyler ibadetlerle geçersizdir. Arap suresi 139. Darwinizm'in dinsizlik için önemi. Belki bu kitabı okuyanların bazıları Darwinizm ve materyalizm gibi fikirlerin dinsizliğin en önemli dayanağını sağlamayacağını Çoğu insanın bu kavramlardan hiç haberi olmadığı halde dinsiz ya da dinden tamamen habersiz bir yaşam sürdüğünü düşünüyor olabilir. Bu fikir ilk bakışta doğru gibi durabilir. İçinde bulunduğumuz çaba bakıldığında insanların çoğunun hiçbir şey düşünmemeye dayalı bir hayat sürdükleri görülmektedir. Özellikle gençler arasında sadece bol para kazanıp eğlenceli hayat sürmeye dayalı yüzeysel bir kültür gelişmiştir. Bu yüzeysel kültür içinde ben nasıl var oldum? Kim beni yarattı? gibi sorulara yer yoktur. Bu insanlar ne kendilerini Allah'ın yaratmış olduğunu düşünürler ne de sapkın ideolojilerin bilincindedirler. Kafalarını dolduran düşünceler, film yıldızlarının hayatları, pop şarkıcılarının skandalları ve buna benzer tamamen boş konulardır. Toplumun büyük kısmı da yine nasıl var oldukları gibi derin konularla ilgilenmez. İnsanların bütün düşünceleri kendi deyimleriyle geçim derdi ya da benzeri dünyevi konular ve güncel meseleler üzerine yoğunlaşmıştır. Sonuçta toplumda Darwinizme inanan materyalist felsefeyi bilinçli olarak benimseyen insanların oranı hiçbir zaman büyük bir yüzde oluşturmaz. Bazı insanların dini ahlakından uzak durmalarının nedeni çoğunlukla akıllarının bomboş olmasıdır. İşte bu nedenle de az önce sözüne ettiğimiz Darwinizm ve materyalizm bu kadar önemli mi sorusu doğmaktadır. Ancak eğer bu tablo biraz daha yakından incelenirse gerçekte Darwinizmin dinsizliği ayakta tutan en önemli unsur olduğu görülür. Çünkü Darwinizmi benimseyen kitle toplum içindeki oranı az da olsa o topluma fikri açıdan yön veren kitledir. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan bir kamuoyu araştırmasında toplumun sadece %9'unun ateist evrimci olduğu ortaya çıkmıştır. Ama bu %9'luk kesim üniversitelerde, medyada, resmi bilim kurumlarında ya da film sanayisinde hakim durumdadır. Topluma yön veren, eğitim politikasını belirleyen, medya yoluyla halkın bilincini şekillendiren kesim büyük ölçüde söz konusu ateist evrimcilerden oluşmaktadır. Dikkatli bir biçimde bakılırsa aynı durumun pek çok ülkede geçerli olduğu görülür. Bu noktada ilgi çekici bir gösterge, komünist ideolojiyi savunan kimselerin fikri ve kültürel alandaki çabasıdır. Bilindiği gibi bugün komünizm birkaç ülke dışında siyasi bir sistem olarak çökmüştür. Ama gerçekte komünizm hala bazı çevrelerce yoğun olarak gündemde tutulabilmektedir. Çünkü önemli olan komünizmin fikri temelini oluşturan materyalist felsefedir ve materyalist felsefe hala yaşamaktadır. Komünistler de Marx'ın ekonomi teorisinde bazı yanılgılar vardı ama materyalizm yaşıyor mesajını sık sık vermektedirler. Pek çok ülkeye bakıldığında komünistlerin kültürel yönden ciddi bir örgütlenme içinde oldukları, sanat, bilim, felsefe gibi alanlarda son derece önemli bir etki sağladıkları görülebilir. Yayın evlerinin önemli bir bölümü onların denetimindedir. Kitap fuarlarında onların fikriyatı ön plana çıkmaktadır. Büyük medya kuruluşlarını yönlendiren buralarda köşe yazarlığı yapan kişilerin önemli bir bölümü de 68 kuşağı olarak bilinen veya eski tüfek olarak tanımlanan marksist kökenli kimselerdir. Bunlar komünizmin ekonomik olarak çöktüğünü kabul etmelerine rağmen materyalist felsefeye olan bağlılıklarını sürdürmekte ve kendilerince din halkın afyonudur diye düşünmeye devam etmektedirler. İşte Darwinizm bu kimselerin dinidir. Darwinizme her ne olursa olsun körü körüne inanmakta ve ellerindeki imkanları kullanarak bu teoriyi yaşatmak için çaba harcamaktadırlar. Toplumun önemli bir bölümü ben nasıl var oldum sorusu üzerine hiç düşünmeden bomboş bir zihinle yaşıyor olabilir. Ama bu soruyu düşünen insanların çoğu az önce belirttiğimiz komünist örgütlenme yüzünden Darwinizmle aldatılmaktadır. Genç bir insan üniversiteye gittiğinde Darwinist hocaların telkini altında kalmakta kitap fuarını gezdiğinde darinist ve ateist kitaplarla karşılaşmakta, bir sanat galerisine, tiyatro oyununa gittiğinde yine aynı mesajlara maruz kalmaktadır. Böylece toplumun eğitimli ve kentli kesimini etkisi altına alan dinsiz bir kültür oluşturmaktadır. Darinizm ise bu kültürün en büyük dayanağıdır. Bu büyünün etkisi altına girmiş olanlar, darinizmi bilimsel bir gerçek sanmakta, din ahlakını ise sözlü halk kesimlerinin sahip olduğu geleneksel bir inanç olarak görmektedir. Nitekim Kur'an'da inkarcıların kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rabbiniz ne indirdi dendiğinde eskilerin masalları diye cevap verdiklerini bildirmektedir. Oysa gerçekte dini ahlakının yaşanması insanın yaratıcımız olan Allah'a dönüp yönelmesidir. Rabbimizin bildirdiği hak olan bir gerçektir. Ama Darwinizmle aldatılan kişiler bu gerçeği kavrayamayacak kadar şuursuz hale gelmişlerdir bu din ahlakından uzak kültürün ortadan kaldırılması için darinizmin ve materyalist felsefenin ilmi yönden yıkılması zorunludur.